Of ya, gözüm yollarda kaldı. Anlatsanıza nasıl gitti? Ay ne yapalım işte, gittik, ifade verdik. Kadının tarifini verdik. Araştıracaklar. İnşallah bulamazlar. Aa. Ay tamam, çok saçma sapan, abuk sabuk konuştum ama... ya ben bu bebişi o kadar sevdim ki böyle içime sokasım geliyor. Biliyor musun, kızmış. Ben de hep bir kızım olsun istiyordum. Selda'cığım bak, er ya da geç bu bebeğin ailesi bulunacak ve bu bebek ailesiyle gidecek. Bir bebeğin en çok ihtiyaç duyduğu kişi annesidir, unutma. Biliyorum ama... Ya sen yolda kedi bulsan, köpek bulsan, kurbağa bulsan... bunların hepsini eve getirip onlara bakmak, onlara annelik etmek istersin. Biz de sana yıllardır bunun için izin verdik. Ama sonra bu hayvancıklara bir şey olduğu zaman sen çok kötü oluyorsun, yataklara düşüyorsun. Ya bak, buna da bu kadar bağlanma. Ondan sonra yine hasta olacaksın. Ay neyse, ben şimdi odama gideyim, onu koklaya koklaya uyuyayım. Çok güzel ya, çok tatlı ama bak. Ben sana söyleyeyim, bak bu yine bunalıma girecek. Gör. Aman sus, ağzını hayra aç lütfen. Ayşegül nerede? Odasında hala. Siz gittiğinizden beri çıkmadı. Bilgisayarını kurcalıyor herhalde. Dur bir de ben gidip bakayım şu bilgisayara. Hediyeni beğendin mi? Ay çok beğendim ya. Çok teşekkür ederim. karı konuşun oldu. Aileyi araştıracaklar. Yarın da bize haber verecekler. Ha, güzel. Selda halam nerede peki? Selda halam bebeği aldı ve odasına kapandı. Aa dur ben bir bakayım. Hem teşekkür etmiş olurum. Hayır. Bırak o bugün yalnız kalsın. Tamam. Olur. Nerelere bakıyordun? Ya Dizibilim.com. Kim konuştu? Bilgisayarım. Ya Selda halam gerekli gereksiz sitelere girmeyeyim diye kendi çapında konuşan, gerektiğinde beni uyaran... eğer uyarıları dikkate almazsam size söyleyecek olan bir bilgisayar yaratmış. Bak sen. İyi o zaman ben de bir sihir yapayım da hediyen tamamlansın bari. Yap da... Ya baksana hala her şey var. Yani ne bileyim, kamerası var, mikrofonu var, kulaklığı var. Yani yok. Daha ne isteyeyim ki? Ses sistemi. Böylelikle evet. CD'lerini bangır bangır dinleyebilirsin. Olur. Yapamıyorsun. Bir gariplik var. Sihirli güçlerimi kullanamıyorum. Benim hemen gidip bunun nedenini bulmam lazım. Allah Allah. Uyusun da büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Selda, bak seninle biraz konuşabilir miyiz? Tamam, uyutayım ondan sonra konuşuruz. Hayır, hemen şimdi konuşmamız lazım. Ferit nerede? Evindedir herhalde, niye? Bu bebek hikayesinin benim bir oyunum olduğunu söylediğin için bana ceza vermiş. Sihirli güçlerimi kullanamıyorum. Ya evet, öyle bir yanlış anlama oldu aslında. Ya ne bileyim, aslında ben ona yapma dedim ama beni dinlemedi. Yarın konuşurum, düzeltirim bu durumu. Hayır, hemen şimdi salona gelecek ve onunla ben kendim konuşacağım. Ne diyormuş bu Melda teyze? Ne diyormuş bu Sarıçıyan teyze? Melda! Sakın bir şey söyleme Duman, çok sinirliyim. Ne oluyor Melda, niye beni bu saatte çağırdın? Hemen yaptığın yanlışı düzelteceksin. Tamam, Selda uyardı, ben de düzelttim. Ne? Ya bir sihir gör. Buyurun. Olsun. Bu yine de sana olan kızgınlığımı geçirmez. Hem sen nasıl bir SDDK başkanısın ki işin aslını bilmeden beni benden habersiz cezalandırırsın? Selda olayı anlattı. Ben de ona inandım. Ne yapayım, seni cezalandırdım. Dua et, kız kardeşimin nişanlısısın. Yoksa seni üst kurula şikayet etmiştim. Ne bu dünyada ne de bizim camiamızda. Hiçbir kanıt olmadan kimse cezalandırılamaz. Kendimi zararına zarf ettirebilirim. Ya en iyisi şöyle yapalım. Bir daha böyle ceza alacak bir hata yaptığında bir daha saymazsın, olur biter. Ayrıca yani böyle tartışmayın, aile arasında tartışmak hiç yakışık almıyor. Evet. Evet, çok iyi fikir. Bir dahaki sefer çok sinirlendiğim zaman sana, seni kurbağaya çevirirsem bana hiçbir ceza vermeyeceksin.
Melda, senin bu bana sokuşturduğun bu lafların altında bir şey var ama birazdan bulup çıkaracağım, hiç merak etme canım. Ha, bir de Dilaver'e insan gibi davranacaksın. İşte şimdi anlaşıldı. Bütün bu patlamanın nedeni anlaşıldı. O Dilaver denen zavallı, sümsük, o zavallı lise müdürü vardı. Kabul ediyorum, kendisine nazik davranacağım, söz veriyorum. Şimdi müsaadenizle sevgili nişanlımı yatak odasına çıkarmak istiyorum. Sonra da evime çekileceğim efendim. Ferit, ben o bebişi çok seviyorum, biliyor musun? O benimle kalsın istiyorum. Gitmesin ya. Ama Selda'cığım, biz nasıl evleneceğiz? Bizim 1 milyon tane yavrumuz olacak. Bırak bu yavrucağız kendi öz anne babasının kollarında büyüsün. Aşına bak, uyumuş. Aman da cici bebek, aman da tatlı bebek. Hadi ikinize de iyi uykular Melih'im. İyi uykular. İyi uykular. Tatlı bebişim. Günaydın. Günaydın. Ayşegül, gözlerim balık gibi olmuş. Aa, öyle mi? Farkında değilim. Bütün gece internette miydin yoksa? Yok canım. Bütün gece değil. Geç yattım sadece. Selim'le mi chatleştin? Hayır. Sadece birkaç tane internet sitesine girdim. Bir de edebiyat ödevimi hazırladım. Hayret, sen hep bir bilgisayarım olsa da akşamları Selim'le konuşsam derdin. Bir sorun mu var? Okul çıkışında da bir arada görmedim ben sizi. Ya aslında var. Yani biraz limonluyuz. Özel değilse konuşmak ister misin? Özel değil ama konuşmak istemiyorum, boş ver. İyi peki. Ya bu Selda nerede kaldı? Çayı soğudu. Selda! Ay bu bebek diye aklını kaçıracak ha. Buyurun. Bahar'ın annesini bulduk. Bahar mı? Kızım, canım benim. Ama... Canım benim. Canım. Kendisiyle konuştuk. Bebeğini alacak. Çok affedersiniz. Siz de çok üzüm ama başka çarem yoktu. Peki şimdi var mı? Nasıl bakacaksınız bebeğe? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buna da 4 kardeşine de bakmanın bir yolunu bulacağım. Bebeğim. Ay bebeğim. Ay, tamam. Ay, tamam. Ay, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.